Herkese merhaba arkadaşlar. Tyson Fury Alexander Usyk maçını boks fanları ısrarla bekliyor, heyecanla bekliyor ama ikisi arasında gerçekleşecek maç bir türlü onaylanmıyor. İki isim de anlaşma konusunda bir türlü sonuca gidemiyorlar. Artık bazı gerçekleri söylemek gerekiyor, anlatmak gerekiyor. Tyson Fury'nin 33 maçı var, 32 galibiyeti var, 23'ü nakavt, bir beraberliği var, yenilgisi yok. WBC Dünya Şampiyonluk kemeri de Tyson Fury'nin elinde. Alexander Usyk'in 20 maçı var, 20 galibiyeti var, 13'ü nakavt, yenilgisi yok. IBF, IBO, WBA, WBO kemerleri Alexander Usyk'in elinde. İkisi arasında gerçekleşecek maç bir türlü neden sonuca gidemiyor? Biraz bundan bahsedelim, bunu gerçek bir şekilde anlatalım. Aslında Tyson Fury'ye sundukları teklif çok makul. Diyorlar ki yenen %60 alsın, yenilen %40 alsın. Aslında çok da güzel bir teklif. Bu teklifi Tyson Fury'nin neden kabul etmediğine gelelim. Öncelikle şu bir gerçek arkadaşlar. Bazı Tyson Fury hayranları bana tepki gösterecek, belki kızacak olanlar da var aralarında. Ama şu bir gerçek. Tyson Fury Alexander Usyk'ten çekiniyor. Bu yüzden de bir türlü bu anlaşmayı kabul etmiyor. Yani şunu diyeceksiniz, Tyson Fury Alexander Usyk'i yener, %100 favorim bu. Tamam, olabilir yani, inanabilirsin ama şu gerçeği de hiçbir zaman unutmayalım. Alexander Usyk iki kez olimpiyat şampiyonu. Özellikle de amatör, çok sağlam bir amatör geçmişi var. Tecrübeli bir isim. Tyson Fury ne kadar tecrübeliyse emin olun Alexander Usyk bir o kadar da tecrübeli. İkisi arasında gerçekleşecek maçın heyecan enerjisi yüksek olur. Bu maçı kim kazanır derseniz aslında burada çok ince bir analiz yapmak gerekiyor. Bazı şeyleri nasıl söyleyeyim, çok her round mesela boksörlerin özellikle de maça gelirken ki psikolojileri, performansı, kondisyonları, her şey çok önemli. Ama şu bir gerçek, ikisi arasında gerçekleşecek bu maça iki isim de çok iyi hazırlanacak. Özellikle de Tyson Fury bu maçı çok, eğer ki onaylandıktan sonra bu maçı çok ciddiye alacaktır ve ona göre çalışacaktır. Hani lay lay lomu bırakacaktır. Mesela bir Dillian Whyte ile maça çıkarken nasıl hazırlanıyor mesela? Bu şekilde değil. Çok daha ciddi, çok daha özverili hazırlanacaktır Alexander Usyk maçına. Ama Ukraynalıların her zaman şu bir gerçek arkadaşlar. Özellikle de rakip çözme konusunda bu isimler çok etkili Ukraynalılar. Mesela Tyson Fury'nin maçlarını izleyecekler. Nereden vuruyor, hangi yumruğu atıyor. Özellikle de rakiplerine karşı ne zaman baskı kuruyor. İşte onu çözdükten sonra ona göre bir stil, bir tarz oturtturacaklar. Alexander Usyk ona göre çalışacak. Taktik, yani taktik uygulayacaklar. O şekilde disiplinli bir şekilde Tyson Fury'nin karşısında mücadele edecek. Tabii Tyson Fury'ye gelirsek, hani Alexander Usyk bazı yorumlarda şunu söylüyor. Tyson Fury'nin işte diyor göbeğini diyor yumruklayacağım diyor. Ama bundan emin olabilir. Tyson Fury'nin göbeği çok sağlam. İstediği kadar ona alttan vursun, Tyson Fury'yi kolay kolay kesemez. Gerçekten bilmiyorum geçmişte nasıl çalıştı ama altı çok sağlam Tyson Fury'nin. Bunu net bir şekilde ben bazen özellikle de Tyson Fury'nin antrenmanlarını izlediğinde görüyorum. Mesela yumruk vurduruyor. Çok sert yumruklar da vuruyor çocuk ama bana mısın demiyor. Gerçekten altı sağlam Tyson Fury'nin bence bir yerde en büyük özelliklerinden bir tanesi de bu. Mesela her boksör mesela altı sağlam değildir. Alta yumruk yediğinde kesilir, işte yere düşer kalkamaz ama bir Tyson Fury öyle değil. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Usiye'den de mesaj olsun. Daha çok o kafada sağlam ama bazen çene ucunu aldığı zaman Tyson Fury sağlam yumruk aldığı zaman düşebiliyor. Deontay Wilder'la yaptığı maçta hep birlikte bunu gördük. Sırtının üzerine yıkıldı ama Deontay Wilder da çok sağlam vurdu Tyson Fury'ye. Şimdi arkadaşlar bu iki isim de boks ringlerinde tecrübeli. Mesela baktığın zaman Alexander Usyk'in de dediğim gibi iki kez olimpiyat şampiyon adam, amatör geçmişi var. Tyson Fury de hakeza, onun da boks ringlerinde tecrübeli var. İkisi de boksu iyi bilen isim. İkisi arasında gerçekleşecek bu maçta yani akıllar yarışacak ve ikisi arasında gerçekleşecek maçta kim daha iyi oyun kurarsa, kim daha ciddiyetli, disiplinlerden bozmadan son saniyeye kadar
ölümüne mücadele ederse bu maçı o kazanacak. Ama var olan bir gerçek, ben bir kez daha söylüyorum. Oleksandr Usyk, Tyson Fury için özellikle de potansiyel bir tehlike. Bak bunu açık bir şekilde söylüyorum. Yani bu maçta Tyson Fury yenilebilir. Puana giderse Tyson Fury bu maçta yenilebilir. Çünkü Oleksandr Usyk mesela Tyson Fury'nin bu zamana kadar birçok isimle dövüştü. Ama bunların içerisinde Oleksandr Usyk bir tık daha, özellikle de boks IQ'su, boks zekası, ring içerisindeki o özellikle de son roundlardaki o patlayıcı gücü, yani o patlayıcı yumrukları, kombinasyonları çok etkili. Bu yüzden Tyson Fury de son 3 rounda, belki 4 rounda baskıyı artırıp bu şekilde yenebilir. Ama şu bir gerçek, Tyson Fury de Oleksandr Usyk'i dövüştürmeyecek isimlerden bir tanesi. Sarılacak, tutacak, işte ne bileyim, ring içerisinde onun psikolojisini bozmak için bir takım hareketler yapacak. Bu Tyson Fury'den beklenecek hareketler. Ama Tyson Fury bu işi uzatmasının sebebi şu: belki araya bir maç alabilirler. Tyson Fury de biriyle dövüşür, Oleksandr Usyk de. Yani sadece Oleksandr Usyk'in durumunu izliyor yani. Performansı iyi mi? Yani hala dikkati, konsantrasyonu, performansı yerinde mi diye. Öylece Tyson Fury izliyor. Ne zaman onun performans olarak düştüğünü görürse, onu yenebileceğine inanırsa, emin olun anında bu maçı Tyson Fury onaylar. Ama bakıyor şimdi Usyk bu maça hazırlanıyor. Yani bu maçı istiyor. Çok hani bir isim ne yapar mesela? Birini yeneceğine inanıyorsa bir boksör, doğal olarak o maçı çok fazla ister değil mi? Yani Oleksandr Usyk de bak çok fazla istiyor. Ne diyor? Tyson Fury ile dövüşmüyorsam hiç kimseyle dövüşmüyorum diyor. Demek ki Tyson Fury'ye yeneceğine inanıyor. O da yenilgisiz. O da yenilgi tadarsa doğal olarak onun da ismi bir tık geri gidecek. Ama ne yapıyor? Demek ki bu kadar ısrar ettiğine göre Tyson Fury'yi yeneceğine inanıyor. Şimdi buradan ben şimdi bir anket yapsam, %90, %95 herkes Tyson Fury'ye verecek. Oleksandr Usyk'e %60 veya %70 verecekler. Ama arkadaşlar, boksta da şu bir gerçek, bazı gerçekler var. Bazı gerçekleri biz görebiliyoruz ve ona göre yorum yapıyoruz. Hani şunu demiyorum, kesin bu maçı Oleksandr Usyk alır demiyorum. Çünkü Tyson Fury şöyle bir boksör, bazen rakibi öyle anda yakalıyor ki, öyle bir moda getiriyor ki ona, hani elini kolunu kilitliyor ve o an yumruklar atıyor. Bir de vücut gücüyle vuruyor. Vücut ağırlığını da rakibin üzerine yansıtıyor. Rakibini bir nevi eziyor, yani yıpratıyor. Ve ondan sonra zaten yenmeye başlıyor. Ama her boksöre de, mesela bir Oleksandr Usyk gibi bir boksöre de bunu yapamaz. Çünkü Oleksandr Usyk çok fazla onun o nasıl söyleyeyim, ezmesine falan buna izin vermeyecek. Vermez de yani. Çünkü kendisini yıprattırmaya. Bir kez yapar, ikinci onu yaptırtırmaz Oleksandr Usyk. Çünkü akıllı ve kurnaz Oleksandr Usyk. Hem şöyle, kolay kolay yumruk yemeyen bir isim. Refleksleri çok güçlü. Ayaklarını, bellerini çok iyi kullanıyor. Yani kolay kolay rakibin yumruklarına hedef olmayan bir isim Oleksandr Usyk. Bu maçta arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. İkisi arasında gerçekleşecek maç benim nezdimde %50-%50. Yani sonucu belli olmayan maç. Kim daha iyi performansla gelirse, ya kim daha iyi çalışırsa, kim daha iyi bu maça konsantre olursa, kim daha çok isterse bu maçın galibi o olur. İkisinin de, iki boksörün de kendine özel yetenekleri var, özellikleri var, stilleri, tarzları var. Yani birinin boyu uzun, o avantajı kullanıyor. Diğerine baktığın zaman ayaklarını, vücudunu çok iyi kullanıyor. Özellikle de etkili yumrukları var, seri yumrukları, hızlı yumrukları var. Rakibi nereden geldiğini anlayamıyor. Yani bu yüzden bu maçta %50-%50. Yani benim bu maça sadece ben şunu bekliyorum: İki isimden performans. Yani kim daha iyi çalışırsa bu maçı o kazanır, kim daha isterse. Tabii ki sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Benim şimdilik ikisi arasında geçecek maçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tabii ki benim de analizimi, yorumlarımı beğeniyorsanız beğeni koymayı ve kanala abone olmayan arkadaşlar da varsa abone olmayı unutmasın.
Hoşça kalın, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.